Yalan olsa kendini savunurdu. Bir şey yapar eder, bir çaba gösterirdi. Ama o susup gitmeyi tercih etti. Kapıdan çıkıp gidersen her şey biter dedi. Susup gitmeyi tercih etti. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Tamam Çınar. Şimdi her şeyi olduğu yerde bir bırak bakalım. Bak ben ne Toprak'la ilgili ne de ilişkinizle ilgili en ufak bir şey duymak istemiyorum. Benim için önemli olan tek şey sensin şu anda. Tamam mı? Telefon mu çalıyor senin? Toprak mı? Hayır annem. Hiç halim yok, sen konuşsana. Beni sorarsa iyi de bir şeyler söyle, bahsetme olaylardan. İyi geceler İkbal Hanım. Yeşim, sen misin? Evet, benim İkbal Hanım. Ben Çınar'ı aramıştım. Sen de mi? Şey, evet biz birlikteyiz de şimdi kendisi lavaboya gitti de o yüzden ben açmak zorunda kaldım telefonu. Halet-i Ruhiye'si nasıl? İyi değil tabii. De yavaş yavaş açılıyor sanki. Merak etmeyin siz, ben yanındayım zaten. Nasıl merak etmem kızım? Eve bir geldim, ev evlilikten çıkmış, her şey birbirine girmiş. Senin haberin var mı olanlardan? Ayrıntıları ben de çok iyi bilmiyorum ama zannediyorum Toprak'la kavga etmişler. Biz de şimdi dışarıdayız ama çok yakın zamanda geliriz, geç kalmayız, merak etmeyin. Ama ben çıkacağım evden. Necip Bey hastanede, ona gitmem lazım. Sen en iyisi söyle, beni telefonla arasın, bir sesini duyayım. Tabii tabii, iletirim ben. Merak etmeyin. Dediğim gibi ben yanındayım zaten, aklınız kalmasın. İyi geceler. Şu hale bak. Kimlerden medet umuyoruz. Düştük bir kere denize. El mecbur. Sarılacağız yılana. Vallahi çok üzüldüm gülüm. Yani kusura kalma da kocam bildiğin öküzmüş. Hem de mürekkep yalamış cinsinden. Yani senin gibi iffetli, haysiyetli kadına edilecek laf mı bunlar? Bence de iyi yapmışsın kapıyı vurup çıkmakla. Şimdi o kafasını vuracak taş arasın dursun. Hiç güvenmemiş demek ki bana. Hiçbir şey anlamadım bile. Saçma sapan şeylerle suçladı beni. Vallahi ben kıllandıracak bir şey demedim Toprak. Aynen anlattığım gibi geçti aramızdaki mevzu. Sen ne yapacaksın şimdi? Nereye gideceksin? Ne bileyim, bulurum gidecek bir yer. Aramaya ne hacet? Burada kalırsın. Kalamam Sıtkı. Ne işin var burada? Ya şu kanepeyi açarız, burada yatarsın işte. Hay Allah. Bu kahveden arkadaşlar arıyor. Herhalde okey'e çağırıyorlar. Aç sen aç, ben gidiyorum zaten. Dur hele. Alo Mahmut, sen misin koçum? Salak, benim. 2 saattir seni arıyorum. Niye açmıyorsun? Alo. Alo. Burada çekmiyoruz abi ya. Mahmut. Alo. Sen beni delirtmek için mi yapıyorsun? Yaptım onları. Ya patron, ya arızaya bağlama da dinle. Toprak içerideydi. Onun yanında konuşamadım. Çınar'a postayı koyduğu gibi buraya gelmiş. Ciddi olamazsın. Ne sandın? Gerçi Çınar'a ne anlattım falan diye sorguya çekti ama ben hemen ekarte ettim durumu. Peki orada mı kalacak bu gece? Vallahi ben de tam o mevzu üstünde çalışıyordum, sen aradın.
Kal dedim ama gideceğim diye tutturdu. Dur bakalım nasip. Tamam, benim şimdi kapatmam lazım. Orada kalırsa mutlaka haber ver bana, tamam mı? Çınar'ı iyice delirtmiş oluruz. Kalmazsa da haber ver. Çünkü her şeyi kontrol altında tutmamız lazım. Hem zavallı kızcağızı da dışarılarda bırakmayalım, değil mi? Tamam, tamam, ararım. Şermin'i aradım da oğluşumuz mışıl mışıl uyuyormuş. Aferin oğluşumuza. İyi misin? Çınar, ne düşündüm biliyor musun? Belki de bütün bunlara biz sebep olduk, farkına bile varmadan. Anlamadım. Yani bir düşünsene, biz eski sevgiliydik, çok yakındık. Birlikte çok özel şeyler paylaştık. Şimdi bir çocuğumuz var ve her iki medeni insan gibi görüşüyoruz. Sence toprak bunu kaldıramamış ve sırf kıskançlığından böyle davranıyor olabilir mi? Yapma işim Allah aşkına. Kıyasladığın şeye bak. Herif resmen toprakla yattım diyor. İnanmıyorum. Ben hiç bu kadarını tahmin etmemiştim. Ya adam yalan söylüyorsa? Zannetmiyorum yani. Herifi oracıkta öldürebilirim. Bir erkek bu konularda yalan söylenmeyeceğini iyi bilir. Toprak Hanım da inkar etmedi. Sakladı görüştüklerini. Madem bu kadar masum, niye altından bu kadar yalan çıktı? Bence herif doğru söylüyor. Yani kesin aralarında bir şey oldu onların. Ya Toprak, Allah aşkına bir dur. Bu havada nereye gideceksin ya? Vallahi içim esinmez. Kal burada. Sağ ol Sıtkı. Ben bakarım başımın çaresine. Toprak bak, istersen ben arkadaşlara gideyim, sen burada kal ha. Gerek yok Sıtkı. Sen bozma düzenini. Ben bir otel bulur kalırım. Ya Toprak, vallahi gönlümü kırıyorsun. Sanki ben sana bir zeval getireceğim. Kal işte şurada ya. Ne alakası var? Öyle bir şey düşünmedim bile. Ya zaten bütün olay seninle görüştüğüm için çıktı. Bir de üstüne üstlük burada mı kalayım yani? Ya o öyle düşünenlerin ayıbı gülüm. Sen kal burada Toprak. Vallahi hava soğuk, hasta olursun ya. Ay Sıtkı, ısrar etme. Kalacak olsam kalırım. Hadi iyi geceler sana. Tamam ama bak, mutlaka haber et bana. Aklım sende kalır. Abla ucuz otel arıyorsan doğru Beyoğlu'na. Temizini bulmak zor biraz tabii. İstersen pahalı olanlar da var. Ama böyle yıldızsız filan geceliğe 30'a bilemedin 40'a bulursun. Beyoğlu'na. Tamam, oraya gidelim. Eyvallah ablam. Bırak Allah aşkına eşim. Bana onu savunma. Öyle susup gitti ya. Ben cevabımı aldım. Çınar. Yetmez mi artık? Evde de bir sürü viski içtin. Yetmiyor ama. Yetmiyor. Ne kadar içersem içeyim, içimdeki acıyı dindirmiyor ki. İçelim. Tamam. İçelim o zaman. Ama beni eve sen götüreceksin, tamam mı? Aa, tabii ki Çınar Bey. Zamanında az taşımadık sizi. Thank you.
Buyur ablacığım. Ne ablası be oğlum? Teyze deseydin bari. Buyur ablacığım. Ben bir oda istiyorum. Geç kaldım be ablacığım. Boş yer yok. Malum hafta sonu. Milletin mevzusu derin abi. Anlarsın ya. Teşekkür ederim. Hanımefendi. Bu saatte boşuna uğraşmayın. Hiçbir yer bulamazsınız. Abla ne olsun bu şarap parası bana. Ne olursun be. Hadi be. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.